Merhaba herkese, iyi haftalar. Tukaş günlük grafik. Bunu herkese açık yayınlayacağım arkadaşlar. Bu da çok fazla mağdur doğurdu. Tukaş, ben bunu uzun süre kanalda haftalık olarak yayınladım. İşte belli bir seviyeye geldi. Bir yükselen akımın içine girdi. Kırdı tekrar falan. Çok turda yayınlamadım. Çok takipçisi var. Tukaş'ın vardı yani, o dönem her hafta takip ediyordu insanlar. Bilmiyorum zararlarını, ziyanlarını, çıkaranlarının oranı nedir ama İşte maalesef burada o biraz sıkıntı oldu. Yükselen akım vardı en son baktığım zaman. Yani majör anlamda bir yükselen akımdı bu. Kırdı onu. O videoda söylemiştim zaten. Yani bu 10.90'ların altı pek yaramaz diye. Şimdi birkaç çeşit türlü takip ediyorduk. Ben tabi sildim, temizledim de şeyleri. Şunu da bir kaldıralım, gereksiz bunu şu an. Geldi bu. Çok takip ettim. Haftalık videosunu yaptığım için çok iyi biliyorum. 9 özür dilerim. 7 37 40'lara, hatta oraya kadar sarktığı zaman alındı zaten de genel olarak. Yatay alan yapa yapa şöyle yükseliyordu. Şöyle bir yata biraz kabaca çiziyorum. İşte yatay alan çıktı. Katladı. Tekrar yukarıda bir yatay alan çıktı. Gördüğünüz gibi onu da katladı. Yani Fibo direncinden Fibo direncine doğru hareket, devamlı aynı hareketi yaptı. Ve oradan beri de bir aşağı bir yukarı, biraz geniş bantta bir hareket. Yani burada 9.60 civarının işte 50 olur, 30 olur. Biraz sarkıyor ama bir destek olduğunu şu an görüyoruz. Mumlar küçülmüş. Hacimde biraz ölmüş yavaş yavaş. Sanki burası şu anda çalışan bir iyi bir destek noktası gibi duruyor kırılmazsa. Şunu da kaldıralım. Şimdi bir dönüş işareti şöyle, iyi bir şey olan ne var diyorsanız, iyi bir şey şu var. Burada da taban yapmış. Niye yapmış? Bir haber mi gelmiş bilmiyorum ama 990. Neyse, iyi bir işaret olarak 8 gün üstelinin üstüne çıkmış. Kaç gün sonra? 22 Aralık'tan beri, şimdi nereden baksanız 10-15 seans geçmiş o dik düşüşten beri. O pozitif. Yani son mum pozitif. Hani dönüşe bir alamet mi derseniz, o güvenilir bir şey değil, hareket değil dönüş için. Ama en azından yataylığının kuvvetli olduğunu bana göre işaret eder. Dolayısıyla burada 9.30 civarı, 9.40 mı diyelim ona, hatta 9.40 diyelim civarı kırılmadıktan sonra çok büyük sıkıntı çıkarmaz. Artık biraz belki bekletebilir, onu bilemem. Yani ortalamaların durumunu falan bir görmek lazım. Ama bir yerde tekrar 10 liranın üstüne çıktığı an yukarı doğru şey de verir, hareketi verir. Aa, bir de bakın RSI'de dikkatimi çek. Şimdi tabii açınca gördüm. Önceden bakmadım. RSI yukarı bir hareket vermiş son mumla. Şimdi MACD'yi özelleştirmek lazım. Onu söyleyeyim ama bir tane daha yeşil yaparsın MACD yönünden de burada kesişim gelir. Yukarı yönlü. Oradan sonra takip edeceğiniz şey şu. 10 liranın üstünde kapanışlar alıyor musunuz? 10 liranın üstünde kapanışlar alıyorsanız muhtemelen yeni bir yükselen akıma başlama ihtimali yüksektir. Yani dolayısıyla ha bu bir şey değil. Bunu bir çanak olarak alamazsınız, onu söyleyeyim ama bir çanak formasyon falan böyle olmaz. Onu da bilin. Bir formasyon koymaya gerek yok şu harekete ama 10 liranın üstüne gidip de kapanışlar. Güzel, bakın kapanışta tek kapanıştan bahsetmiyorum arkadaşlar. Bir tane kapanışın bir önemi yok orada. İşte gelir 10 lira, 2 kuruş, 3 kuruş, sonra 10 lira, 10 kuruş ertesi gün, önemli değil. Ama 10 isterse doji ile kalsın. Ama 10 liranın üstünde kalsın. Anahtar bu. 10 liranın üstünde kalırsa 11.38 tepesine hareket kuvvetlenir. İhtimal de artar. Bunun dışında söylenecek bir şey Tukaş için yok. Tabii yukarı hareket başlarsa Tukaş da şu şeye giremiyor. Bu aşırı alıma uzun zamandır girmiyor. Yani en son şurada bir hareket olmuştu Ekim'de. Orada girmiş. Şu 11.38 direncini izlemek lazım. Geçilmesi önemli. Eğer çok daha yukarıya hedefliyorsanız. Orası geçirirse de 12.62. Kıramadığı yerde orası zaten. Başının belası. Aslında bakarsanız 12.62 oldu. Güzel bir yükselen trendi vardı şöyle. Yani ilk başlarda çok önceden takip ettiğimiz. O 12.62'de o zaman söylemiştim. Orada Rikşaman yaptı. İşte o akımın sonunda bu dönüş mumudur. Şundan bahsediyorum. Oradan da çok hızlı kırıp geri geldi. Dolayısıyla bakarız tabii tekrar gerekirse. Yani 11.38 kırılırsa haber verirsiniz. Orada tekrar değerlendiririz. Yukarı doğru hareket başlarsa.
Ama majör olarak eski fiyatlar aranıyorsa 12.62 geçirmeli. Tahminimce 12.62 geçirirse bir hız kazanacak yukarı yönlü. Bakalım, görmek lazım. Söyleyeceğim başka bir şey yok. Unuttuğum herhalde bir şey de yoktur diye tahmin ediyorum. Bu küçük mumlar söylediğim gibi bir taban oluşumu, orada genelde oraya delalet eder. Yani bir taban oluşuyordur bu tür mumları sıra sıra gördüğünüz zaman. Onun için aşağıda da söylüyorum, 9.39-40 seviyelerinin kırılmaması önemli. Herkese iyi akşamlar.